Hayır, bizim herhangi bir araştırma sonucunu açıklıyor olmamız bile suç olabilir. Sizin herhangi bir haberi yapıyor olmanız da suç olabilir. Dolayısıyla AK Parti şu anda kendisine muhalif hemen her çevreyi susturmakla daha çok uğraşıyor. Yani bu alanlardan daha çok keşke ekonomiyle, keşke hukukla, keşke diğer sosyal adaletsizliklerle uğraşıyor olsaydı, bence belki bir erken seçimi düşünülebilirdi. Ancak geldiğimiz noktada AK Parti'nin gündeminde böyle bir şey yok. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon yok, hayat pahalılığı vardı dedi. Evet, şimdi demin bir arkadaşımız şöyle bir şey göndermiş, bir tablo göndermiş bana. İzninizle bir kısaca okumak istiyorum. Buyurun. 2015 yılında Sayın Erdoğan'ın attığı bir tweet var. Başkanlık sistemi gelmiş olsaydı ülke olarak şu an geldiğimiz noktanın çok daha ilerisindeyiz diye bir tweet atmış Sayın Erdoğan. Tweet atıldığında ekmek 1 lira, bugün 5 lira. Şeker 2 lira, bugün 25 lira. Yumurtanın kolisi 5 lira, bugün 50 lira. Dolar 2,4 lira, bugün 17 lira. Euro 2,7 lira, bugün 18 lira. Motorin 3 lira, bugün 30 lira. Benzin 4 liraymış, bugün 28 lira olmuş. Şimdi ekonomik göstergelerin bu kadar vahim olduğu bir alanda ben Sayın Erdoğan'ın da Sayın Bahçeli'nin de bunu dile getireceğine, bir erken seçimi ortaya koyacaklarını sanmıyorum. Demin Sayın Bursalı da söyledi ki bu konuda ona katılıyorum. Hani bazı kaynaklarda ya da bazı görüştüğümüz insanlarda Kasım diye adlandırılan bir seçimin ben ihtimal dışı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda herhangi bir seçime gidilebileceğini, AK Parti'nin de bu anlamda bir seçim düşüneceğini hiç sanmıyorum. Olabildiğince ömrünü uzatmak, bu süreci uzatmakla uğraşacaktır. Son yaptığımız araştırmalarda %30'un altında olan bir AK Parti var. Halkın %70'inden fazlasının erken seçim istediği en önemli sorun olarak, ki %85'ten bahsediyoruz bu arada, ekonomik sorun, hayat pahalılığını dile getiren bir kitle var. Şimdi Temmuz'da bir iyileştirme yapılır mı yapılmaz mı, açıkçası çok kestiremiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan bir hafta önce bir şey söyleyip bir hafta sonra hayır bunu yapmayacağız da diyebiliyor. Dolayısıyla aslında ülkede her alanda olduğu gibi bu alanda da bir öngörülemezlik söz konusu. Yani hukukta bir öngörülemezlik söz konusu, ekonomide bir öngörülemezlik söz konusu, adalette, medyada çıkabilecek herhangi bir yasada bir öngörülememezlik söz konusu. Niye? Bir kişinin iki dudağı arasında yönetilen bir ülkeyiz. Yani benim şirketim var, benim şirkette onlarca çalışan var. Ben bir şirket yöneticisi olarak bile şirketimde beraber çalıştığım insanların fikirlerini alıyorum, onların eleştirilerini kabul ediyorum ve bu anlamda artı biri yönetiyorum. Ancak Türkiye 84 milyonluk bir ülke, sadece bir kişinin ağzına bakarak çıkıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın imzalaması gereken on binlerce kararnameden söz ediliyor. Dolayısıyla da Maliye Bakanı'nın ya da herhangi bir Tarım Bakanı'nın çıkıp bir şey söylediğini gördünüz mü? En son Sayın Kılıçdaroğlu'nun Salı günkü grup toplantısında şunu söyledi. Gel sorulara, bakanlara sorulan sorulara bakanlar meclise gidip cevap verme tenezzülünde bulunmuyorlar. Çünkü izin alamıyorlar. Sayın Erdoğan cevap veriyor her şeye, dikkat ederseniz. Bu noktada da ben meclisin ne kadar işlevsiz hale geldiğini de Sayın Kılıçdaroğlu dile getirmişti. Meclis ve güçler ayrılığı olmadığı sürece ciddi bir sıkıntıya sürükleniyor bu ülke. Bu sıkıntıya sürüklenilen ortamda da ben herhangi bir şey beklemiyorum. Erken seçim beklemiyorum. AK Parti'nin de kısa vadede, değil orta vadede de ekonomik sorunları düzeltebileceğini düşünmüyorum. Şöyle bir sorumuz vardı bizim son yaptığımız araştırmada. Sizce AK Parti ekonomik sorunları kısa ve orta vadede çözebilir mi? Çok büyük bir oranda kesim AK Parti'nin ekonomik sorunları çözebileceğini düşünmüyor. Dolayısıyla da AK Parti de bunu görüyor. AK Parti kurmaylarında da bu görünüyor. En son geçtiğimiz günlerde Bülent Arınç'ın yapmış olduğu söylem bence çok önemliydi. Yani kral çıplak demenin vakti geldi. Öksürmenin, yüksek sesle öksürmenin vakti geldi gibi bir söylem var. Dolayısıyla da AK Parti içerisinde de ciddi rahatsızlıklar ve sıkıntılar var. Ancak kimse bu sıkıntıları dile getiremiyor. Kimse, yine Sayın Kılıçdaroğlu'na alıntı yaparak söyleyeyim, kendi ilinde, kendi bölgesinde
olası bir sıkıntıyı mecliste dile getiremiyor. Zaten bakanlara AK Parti milletvekilleri de ulaşamıyor. Dolayısıyla da AK Parti milletvekilleri tedbiri kıyafetle ancak halkın arasına çıkabildiği bir yerde bir erken seçim beklentisi bence çok lüks olur diye düşünüyorum Can Bey. Yorumu rica edeyim. %30'un altına seyreden bir iktidar partisi Cumhur İttifakı'nın ortağı. Bundan sonra ne yapmasını beklersiniz? Yılların tecrübesiyle sormuş olayım. Seçim sattım haline girmiş ve 11 ay kalmış bir gündeyken soruyorum bu soruyu. Buyurun Sayın Bursalı. Ha, bana mı sordun? Evet, evet Sayın Bursalı. Kapanış yorumunu siz yapın lütfen. Şimdi bunun ucu açık bir sürü yanıtı var. Acaba o deneyimleri gerçekten de değerlendirebilecek ve seçimi kazanabilecek bir takım eylemler, girişimler vesaire falan olabilir mi? Yani bu sorunun yanıtı bana biraz şapkadan tavşan çıkartabilir mi diye anımsatıyor, evet. Çağırtırıyor daha doğrusu oradan. Şimdi büyük fotoğrafta aslında yani bu koşullar bu şekilde sürdüğü sürece veyahut da azalarak sürmüş olsa bile bu koşullarda seçimi kazanması mümkün değil. Zaten bir şey söyleyeyim. AKP 2015 seçimlerinden biri düşüşte. Bir kez bunu alt çizmek lazım. 2015 seçimlerinde, Haziran seçimlerinde seçimi kaybetti. Doğru. Hükümet bulamadı. Hükümeti koruyacak çoğunluk bulamadı. Ve 0-42'ye indi oyu. Pardon. Yani 42.5, 42.2 galiba. 40 bandındaydı. Orada indi. Dolayısıyla hükümeti kuracak bir çoğunluk yakalayamadı. Ondan sonra yaşadıklarımızı biliyoruz. Kasım'da seçimi tekrar ettiren bir cumhurbaşkanı ve o yaşadığımız 5-6 aylık korkunç bir kabus. Kanlı bir dönem. Evet, millet onun etrafında. Şapkadan tek çıkartabileceği tavşan bu korkunç bir tavşan olabilir. Birincisi bu. Bunu da aslında dış konularda bir arayışı olabilir, gerilim yaratma girişim olabilir. Peki. Yani deneyimi sadece bunlarla sınırlı. Yani iyi şeyler üzerinde bir deneyimi yok ki sonu bileceği. Peki. Acaba? Peki Sayın Bursa'da çok teşekkür ediyorum. Sayın Çalışkaner buyurun galiba bir ek sizden de bir kapanış yorumu rica edeyim. Evet ben hem Sayın Bursalı'ya Peki galiba Sayın Bursalı bitirmemişti. Buyurun buyurun değerli Orhan Bursalı. Yunanistan'ı kastederek söyledim. Evet. Yani doğru söylediği arkadaşım Yunanistan'ı kastederek söyledim. Bu gerilim oradan gidiyor. Yunanistan'da buna yanıt veriyor gerçekten de. Peki. Bu gerilimi tırmandırabilecek ve Türkiye'de yeni bir dış konular etrafında, Yunanistan etrafında milleti hükümet çevresinde birleştirebilecek bir sonuç yaratmaya yönelecektir. Onu görüyoruz. Hatırlatmış olayım, Yunanistan'da Temmuz ayında seçime gidiyor. Yani normal takvimde birerer arayla seçime gidiyoruz. Dolayısıyla oradaki hükümet nasıl davranır, nasıl eder tahminleri bu yönde de yapabiliriz. Sayın Çalışkaner birkaç cümleyle bir kapanış yorumu buyurun. Ben de Sayın Bursalı'ya katılıyorum. Yani Sayın Erdoğan'ın küçümsememek gerektiğini, çok eski bir siyasetçi ve artık kurt bir siyasetçiye dönüştüğünü düşünüyorum. Her an şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir meziyeti vardı. Bu eskiden de ancak. Geldiğimiz noktada Sayın Erdoğan'da da, Sayın AK Parti'de de, o şey AK Parti'de de metal yorgunluğunu hissedebiliyoruz. Dikkat edin, sanki bir muhalefet partisiymiş gibi 2023'ten sonra her şey düzelecek. 2023'te sanki AK Parti yeniden iktidara gelecekmiş gibi bir hava estiriliyor. Ve enteresandır, her şeyin sebebini ya dış güçlere ya muhalefete atıyorlar. Bir taraftan Almanya, Amerika işte evlerinde doğalgaz bulamıyorlar. Enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine geldi diyen bir
AK Parti var. Diğer yandaysa işte bizim bu sorunlarımızın sebebi dış güçler diye bir Hamas söylemi var. Dolayısıyla da artık ben şapkadan tavşan çıkarılacak bir mecal de kaldığını düşünmüyorum. Olabildiğince bir yıla yakın, sizin dediğiniz gibi 11 ay nasıl sürükleyebilirsek sürükleyeceğiz. Sonrasında zaten açıkçası bizden sonrası tufan gibi bir resim de ortaya çıkıyor. Bu anlamda muhalefet doğru adımlar atıyor. Yani biz bir enkaz devralacağız söyleminden ziyade muhalefetin şu söylemi çok doğru. Biz geldiğimizde şu 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 adımları atarak hızla bir düzelmeye gideceğiz söylemi altta bir umut oluşmasına neden oluyor. Yani muhalefetin bu anlamda pozitif bir muhalefet yapması ve söylemlerini ekonomiyi düzeltmek, hayat pahalılığı gidermek yönünde ortaya koyuyor olmasının muhalefet adına da başarılı olduğunu söyleyeyim Can Bey. Ama şapkadan bir tavşan beklemiyorum ben. Sayın Çalışkaner, Sayın Bursalı, çok teşekkür ediyorum. Bir yandan da yangın, malum oradan yeni haberler geliyor. O yüzden bir miktar kısa kesmek durumunda kaldım. Affınıza sığınıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'e gidişi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın programı vardı. Kesip Marmaris'e gitmek istiyordu. Bu yönde de aslında bir bilgilendirme yapıldı başta, hatırlarsınız. Aydın'a değil, önce Marmaris'e gidecek, hemen yangın bölgesine gidiyor CHP lideri'den de. Sonra hayır, Aydın'dan geçecek şeklinde bir düzeltme daha geldi. Meğerse uçuş izni verilmediği ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koordinatör başdanışman Erdoğan Toprak imzasıyla az önce sosyal